Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 20 Ocak Perşembe. Kanal 3 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda il kongresine 3 gün kala bu göreve Beytullah Karataş atandı. Kararı yeni Başkan Karataş sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak duyurdu. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda bir garip değişiklik yaşandı. Sanma, 23 Ocak Pazar günü saat 14'te il kongresi yapılacağına dair il başkanı Adnan Şenel imzasıyla davetiye gönderildi. Davetiyelerin ardından dün ilginç bir gelişme yaşanarak Beytullah Karataş adlı genç bir isim sosyal medya hesabından genel merkezin uygun görmesiyle il başkanı olarak atandığını duyurdu. İl Başkanlığı sosyal medya hesabında il başkanı olarak Beytullah Karataş'ın atandığını bildirdi. Eski il başkanı Adnan Şenel de paylaşma hayırlı olsun diyerek yorum yaptı. Yeni atanan Başkan Karataş sosyal medya mesajında bugüne kadar azmi ve heyecanıyla bu görevde gayret eden kıymetli başkanımız Adnan Şenel Bey'e teşekkür ediyorum. 23 Ocak Pazar günü gerçekleştireceğimiz kongremizle birlikte genel başkanımız öncülüğünde hakkın ve adaletin hakim olduğu yaşanabilir bir Türkiye, yaşanılabilir bir Afyonkarahisar için bütün teşkilat mensuplarımızla birlikte gayret edeceğiz ifadelerine yer verdi. Pazar günü yapılacak olan genel kurul öncesi il başkanının atanarak değiştirilmesi siyasi çevreler tarafından yadırgandı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya geçtiğimiz günlerde basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in fezlekesiyle alakalı gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Uygulayarak müzakere edip karara bağlayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyonda HDP'li Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Milletvekili ve Karma Komisyon Başkan Vekili Ali Özkaya konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada devletin ve milletin bütünlüğüne kastedenlere müsamaha göstermeyeceklerine dikkat çekerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk kuralları içerisinde herkes istediğini söylemekte, istediğini yapmakta özgürdür. Ancak milletimizin, devletimizin bütünlüğüne kastetmiş teröristlerle kol kola olan kişilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunmasına asla müsaade edemeyiz. Bu hem şehitlerimize hem de aziz milletimize karşı en büyük saygısızlıktır ifadelerine yer verdi. Dünyada hiçbir demokratik sistemde böyle bir durumun kabul edilemeyeceğini ifade eden Milletvekili Özkaya, hiçbir sistem kendisini ortadan kaldırmaya amaçlayan terör örgütünü öven, yücelten kişi ve kurumlara müsamaha gösteremez. Bu kişi sevgilisi olduğu iddia edilen bir teröristle terör örgütünün üniformasını giyerek pozlar veriyor. Bunu dünyanın hangi ülkesi kabul edebilir? Biz de bu hususta ne gerekiyorsa hukuk içerisinde mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine, bütünlüğüne ve kardeşliğine kasteden hiçbir eyleme, terör seviciliğine müsaade etmeyeceğiz dedi. Hazırlık komisyonu raporunu ve eklemi görüşürüz. Sonuçta dokunulmazlık. Komisyonun en hızlı şekilde karara varacağında sözlerini ekleyen Milletvekili Özkaya açıklamasına şöyle devam etti. Bu dosyaları inceledim. Açık ve net bir şekilde öldürülen teröristin sevgilisi olduğu, bu teröristin cebinden çıkan telefon ve not defterinde her şey ortaya çıkmış. Savcılık da bunları tespit edip meclise göndermiş. Biz parlamentomuzda asker ve korucularımızı şehit eden PKK terör örgütü mensubunun sevgilisi, sözlüsü adı altında ve adeta onun temsilcisi gibi milletvekili seçilen kişinin dokunulmazlıktan yararlanmasını kabul edemeyiz. Milleti ve devleti bölmek isteyen sonucuna katlanacaktır. Kurulan hazırlık komisyonunun bir ay içerisinde raporunu komisyona sunacağını ifade eden Milletvekili Özkaya, komisyonda görüşülecek olan dosya genel kurula sunulacak. Eğer burada kabul edilirse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dosya gönderilecek. Kabul edilmezse konu dönem sonuna kalacak diyerek sözlerini sonlandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Öğrencilerin sorunlarına değinen Milletvekili Köksal,
Bu inat niye? Niçin çocukları mağdur ediyorsunuz dedi. Sayın Köksal. Teşekkürler Sayın Başkan. Afyonkarahisar Merkez Kanlıca Mahallesi'ndeki Yüksel Varlı İlköğretim Okulu'nun tadilatı hala yapılmadı. Pandemi dönemi okullar kapalıyken, ayrıca yaz tatilinde de kapalı kaldığında niçin tadilat bitirilmedi? Bu sorumsuzluk niye? Sırf bu okulun tadilatı yapılmadığı için ilkokul ve ortaokullar yarı zamanlı öğretim görüyor. Çocuklar sabah zifiri karanlıkta derse başlıyorlar. Yine Afyonkarahisar Merkez Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Kocatepe İlkokulu'nda sınıflar 48-50 kişilik, çocuklar tıklım tıklım ders görüyorlar. Mahalleli 7600 metrekarelik bir hazine arazisine bir ilköğretim okulu yapılmasını istiyor. Yer hazır ancak bina hala yapılmıyor. Bu inat niye? Niçin çocukları mağdur ediyorsunuz? Afyonkarahisar Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor efendim. Son olarak yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi 1500 çocuğa mont ve bot dağıtıldı. Maşallah. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Gerçek değil. Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Hizmetleri Birimi kış aylarının gelmesiyle birlikte yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi 1500 çocuğun mont ve bot ihtiyacını karşıladı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in katılımlarıyla mont ve botlar tespit edilen çocuklara dağıtılmaya başlandı. Afyonkarahisar Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya devam ettiklerini belirten Başkan Zeybek, amacımız yine her zamanki gibi çocuklarımızı mutlu etmek, soğuk kış günlerinde onları ısıtabilmek dedi. Her yıl olduğu gibi bu senede yardım birimimizle muhtarlık birimimiz ciddi bir çalışma yaparak ihtiyaç sahibi 1500 ailemizi belirleyerek malzeme alımına çıktık. Bugün itibariyle çocuklarımız üşümesin, ayakları üşümesin, sırtları üşümesin diye mont ve bot dağıtımını gerçekleştirdik. Çocuklarımıza yönelik, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimiz artarak devam ediyor. Güne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanındayız. Volvadin Kaymakamı Taner Bolat, taşımalı eğitim yapılan bölgelerdeki servis araçlarını sabahın erken saatlerinde tek başına tek tek denetledi. Afyonkarahisar Volvadin Kaymakamı Taner Bolat, sabah erken saatlerde servis denetimine çıktı. Kaymakam Bolat, Kemerkaya Köyü'nden Volvadin'e taşımalı eğitim getiren servis araçlarını tek başına denetledi. Sabah 7'de öğrencilerin servise bindiği noktalara giden Kaymakam Bolat, öğrencileri almaya gelen servislerin bizzat kış lastiği kontrolüyle emniyet kemerleri kontrollerini yaptı. Bilecik'te kendisini belediye başkanı danışmanı olarak tanıtan şüpheli, kente devam eden bir AVM inşaatının belediyedeki işlemlerini takip etmek için 200 bin dolar aldığı sırada suçüstü yakalandı. Efendim, iddialar doğru mu? Bilecik Belediyesi'nde rüşvet alan kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. İddialar doğru mu? İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik Belediyesi'nde belediye başkanı danışmanı olarak kendisini tanıtan, ancak gerçekte belediye iştiraklerinden Kaya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğini tespit etti. Efendim, iddialar doğru mu? Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlının inşaatı devam eden yaklaşık 42 milyon lira bedelli alışveriş merkezinin işlemlerini takip etmek için bir kişiden 5 milyon lira istediğini, ancak 200 bin dolar nakit ve 130 bin dolar senet karşılığı anlaşmayı kabul ettiğini belirledi. İddialar doğru mu? Para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesi'ndeki ofisinde yapılacağını öğrenen ekipler operasyon için harekete geçti. Selçuk E,
Seri numaraları önceden alınan 200 bin doları aldığı sırada düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren KOM birimleri, şüphelinin bina ruhsatı almak isteyen bir başka kişiden de 400 bin lira rüşvet istediğini belirledi. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. İddialar doğru mu? Denizli'de birlikte girdikleri apartta tasarruf ampulüyle uyuşturucu partisi yapan gençlerin eğlencesi maalesef faciayla sonlandı. Gençlerin tasarruf ampullü uyuşturucu partisi faciayla sonlandı. Olayın adresi Denizli'nin Pamukkale ilçesi. Gece saatlerinde 21 yaşındaki Ami, erkek arkadaşı olan M.A. ve Ş.K. ile beraber otomobille aparta geldi. Burada tasarruf ampulüyle uyuşturucu kullanan gençler bir süre takıldıktan sonra aparta geceyi beraber geçirdi. Ertesi gün birden fenalaşan Ami, ağzından köpükler gelerek fenalaşıp yere yığıldı. Burada MA 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri genç kızın nabzını kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri genç kızın erkek arkadaşlarını ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri detaylı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirirken çevrede ise incelemeler yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden genç kızın kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki arkadaşın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Evet değerli izleyenler, Isparta merkezli 10 ilde internet dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda da 7 şüpheli tutuklandı. Sosyal medyadan vatandaşları dolandırdılar, ekiplerden kaçamadılar. Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Isparta merkezli Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bolu, Çorum, İstanbul, Samsun ve İzmir'de yapılan operasyonlarda internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda birçok kredi kartı, dijital materyal ve teknolojik cihaza el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet ekipleri tarafından Isparta'ya getirildi. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yedi kişi tutuklandı, diğer beş şüpheli ise serbest kaldı. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 10 yıldır düzenli olarak hazırlanan Afyonkarahisar Şehitler Takvimi 2022 yılı içinde hazırlanarak Afyonkarahisar Şehit Aileleri Derneği'ne teslim edildi. 2022 yılı Şehitler Takvimimizi Şehit ve Gaziler Dernek Başkanımızla, yönetimimizle birlikte istişare ederek yeniden dizayn edip basımını tamamladık. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen 1000 adet 2022 yılı Şehitler Takvimi, Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya teslim edildi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybe makamında gerçekleştirilen teslimatta dernek yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
Başkan Zeybek burada yaptığı açıklamada her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını belirterek takvimde 350 Afyonkarahisarlı şehidin fotoğrafının yer aldığını söyledi. Bu menfur terör hadiseleri keşke hiç olmasa diyoruz ama maalesef ülkemizde, güzel topraklarımızda, cennet vatanımızda huzur vermemeye andeşmiş şerefsizler var. Beyaz Türkler diye adlandırılan bir grup vardı. Boğaz'da oturup ülkenin kaymağını yiyip ülkeye huzur yüzü göstermeyen, her türlü terör hadisesinin, terör örgütünün arkasında olan Türkiye, Türklere bırakılacak kadar değersiz bir ülke değil diyorlar ama elhamdülillah bu memlekette milletimiz birlik olduğu sürece bunu başaramayacaklarını kendileri de çok iyi biliyorlar. Son günlerde, son yıllarda teröre çok ciddi darbe vuruldu. Neredeyse bitme noktasına getirildi. Son çırpınışları inşallah bu birliktelikle birlikte bu terör belasından da ülkemizi biz inanıyoruz. Başımızdaki Cumhurbaşkanımıza terör belasından kurtaracaklar. Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı ise amaçlarının şehitlerin emaneti ailelerine sahip çıkmak, şehitlerin maneviyatını korumak olduğunu belirtti. Vatan için, bayrak için canlarını veren aziz şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bize düşen görev aziz şehitlerimizin manevi hatıralarını yaşatmak, onların bizlere emanet olan anne baba eş çocuklarına sahip çıkmaktır. Bu anlamda da 10 yıldır düzenli olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanlığımız tarafından basılan bu yılda 11.sini hazırlayıp bastırdığımız Afyonkarahisar Şehitler Takvimini bugün teslim alıp başkanımızdan hem halkımıza hem de camiamıza dağıtımını dernekten yapacağız. İlk etapta 1000 adet basımı yapılan takvimlerin gerektiği durumda tekrar basımının yapılacağı bildirildi. Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri Kooperatifi projesi kapsamında Park Afyon AVM'de kadınlar kafe açmak için kolları sıvadı. Kadınlar kafe açıyor. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla hayata geçirilen proje tüm hızıyla devam ederken, kadınlar proje kapsamında birçok yeniliği de hayata geçirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gökmen Çiçek, Kadın Kültür Evleri Kooperatifleri çıtayı çok yükseltti. Çay Kadın Kooperatifimiz Park Afyon Alışveriş Merkezi içerisinde harika bir yer açıyor. Çalışmalarda son aşamadalar. Heyecanlı açılışını bekliyoruz. Çay Kaymakamını ve Belediye Başkanı ile Kadın Kooperatif üyelerini kutluyorum ifadelerine yer verdi. Evet değerli izleyenler, okullarda 2 haftalık yarı yıl tatili için son ders zili yarın çalacak. Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın yarı yıl tatiline birinci dönem karnelerini alarak girecek. Okullarda 2 haftalık yarı yıl tatili için son ders zili yarın çalacak. Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın yarı yıl tatiline birinci dönem karnelerini alarak girecek. Okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 24 Ocak 4 Şubat'ta 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yarı yıl tatilini yapacak. Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi. Öğrenciler yarı yıl tatili öncesi son derslerine yarın girecek. Bu kapsamda öğrenciler yarın okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak. Abi, öğretmenim burada, siz burada kalacaksınız. 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi yarın sona erecek. Yarı yıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. (Gülüyor)
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan 15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Hava sıcaklıklarının gündüz eksi 7 derecelere kadar düştüğü Afyonkarahisar adeta buz tuttu. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayınca cadde ve sokaklarda sessizliğe büründü. Hava sıcaklığı eksiği gördü, sokaklar boş kaldı. Olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar'da aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Zorlanıyor musunuz çarşıya gidip gelmede? Elbette, bak şu esen şeye bak. Evet. Yani adı Ege ama İç Anadolu iklimi şey süren bir yer Afyon. Hava sıcaklığının gece eksi 10, gündüzse eksi 7 dereceleri gördüğü kentte birçok evin olukları ve sokak çeşmeleri buz tuttu. Donmuş. Evet, donmuş çeşme. Allah yardımcımız olsun. Allah'tan gelen bir şey yani, bunun bir şey söyleyecek bir şey yok bunun. Vatandaşlarsa zaruri olmadıkça dışarı çıkmayarak kendilerini soğuk havadan korumaya çalıştı. 2-3 senedir olmuyordu pek de, önceleri alışıza gelmiş bir şey. Yani evet. Oluyordu Afyon'a devamlı. Soğuk havadan sokak hayvanları da nasibini alırken kedi ve köpekler güneşli yerlerde durarak ya da araç altlarına sığınarak soğuktan korunmaya çalışıyor. Vatandaşlar soğuk havadan araçlarını korumak içinse araç camlarını bez ya da naylonlarla kapladı. Meteorolojik verilere göre kentte olumsuz hava koşullarının önümüzdeki günlerde sürmesi bekleniyor. Aydın'da yaşanan iki farklı kazayı getireceğiz ekranlarınıza. Kuşadası'nda minibüsle kamyonet kafa kafaya çarpıştı. 4'ü ağır, 8 kişi yaralandı. Efeler ilçesinde de benzer bir görüntü vardı. Orada yaşanan kazada da otomobiller kafa kafaya çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Minibüsle kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. Kazanın adresi Aydın'ın Kuşadası ilçesi. Yolcu minibüsüyle kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 8 kişinin yaralandığı kazada 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Görüntüler Aydın'ın Efeler ilçesinden. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasındaysa 1 kişi yaralandı. Kazada her iki araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Konya'da da sokağa giren tırın altında kalan 74 yaşındaki yaya maalesef olay yerinde hayatını kaybetti. Tırın altında kalan yaya feci şekilde can verdi. Olayın adresi Konya. Seyir halinde olan tır, sokağa girdiği sırada yolda yürüyen Mehmet Kale'ye çarptı. Tırın altında kalarak ezilen yaşlı adam için çevredeki vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından hayatını kaybeden talihsiz adamın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye yün iplik ihracatından geçen yıl 42 milyon 631 bin dolarlık gelir elde etti.
Türkiye yün iplik ihracatı 42 milyon 631 bin dolara ulaştı. Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre Türkiye'den 2020'de 85 ülkeye 31 milyon 73 bin dolarlık yün iplik ihracatı yapıldı. Geçen yıl 87 ülkeye yün iplik ihraç eden Türkiye, ihracattan elde ettiği geliri bir önceki yıla göre %37 artırarak 42 milyon 631 bin dolara yükseltti. En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya 8.2 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 5.6 milyon dolarla Birleşik Krallık, 4.8 milyon dolarla ABD, 4.7 milyon dolarla Danimarka ve 2.9 milyon dolarla Norveç izledi. Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem, ailesinin 3 kuşaktır Manisa'da yün iplik ürettiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti. Dedemiz bu işe başlıyor. El halıcılığı, işte küçük çaplı iplik üretimi. Daha sonra baba sanayileştiriyor, makineleşiyor daha fazla. Biz de 3. jenerasyon olarak geliyoruz, yurt dışına açılmaya başladık. Yaklaşık 30'a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yün halı ipliği sadece bu endüstride kullanılıyor. Gerçi döşemelik işlerde de artık yavaş yavaş tercih edilen bir ürün haline geldi. Ama biz şu an sadece halı endüstrisine hizmet vermekteyiz. Dediğim gibi bu işte güçlü olan ülkeler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim yapılıyor, halı üretimi. Gönderdiğimiz iplikler orada fason bir şekilde ya da kendi tezgahlarında, kendi makinelerinde üretiyorlar. İngiltere'de bu işin potansiyeli çok büyük. Belçika'da ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinde çok büyük potansiyeller var. O ülkelere gönderiyoruz. Bütün hepsini topladığımız yaklaşık 30'a yakın ülke portföyümüzde var diyebiliriz. Denizli'ye gidiyoruz şimdi de. Cezaevi personellerini taşıyan özel bir firmaya ait servis otobüsü kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı. Haberin detayları geliyor ekranlarınıza. Park halindeki cezaevi personel servisine silahlı saldırı düzenlendi. Olayın adresi Denizli'nin Pamukkale ilçesi. Gece saatlerinde kimliği belirsiz şüpheliler otomobille geldikleri olay yerinde ceza infaz kurumunda çalışan personelleri taşıyan özel bir firmaya ait park halindeki otobüsü kurşunladı. Olayın ardından şüpheliler hızla bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde otobüsün yanına gelen şoför camların parçalandığını ve araçta kurşun izlerinin olduğunu görerek 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu kapatarak araç geçişlerini durdurdu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Isparta'da bir evde çıkan yangında evde bulunan kadın itfaiye ekipleri tarafından sedye ile dışarı çıkarılarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadın itfaiye ekipleri tarafından sedye ile dışarı çıkarıldı. Olayın adresi Isparta. Sokak üzerinde bulunan evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri evin içinde dumandan etkilenip bayılan kadını sedye yardımıyla dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonucu yabancı uyruklu kadın ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Konya'da 11 ayrı suçtan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Ekiplerden kaçamadı. Görüntüler Konya'dan.
İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şubesi aranan şahıslar büro amirliği ekipleri 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Polis kayıtlı hiçbir adresi bulunmayan F.A.'nın merkez Selçuklu ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Eve yapılan baskında gözaltına alınan firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Manisa'da da cips paketi içinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında Alaybey Mahallesi'ndeki parkta bir şüpheli durduruldu. Afganistan uyruklu 31 yaşındaki şahsın yapılan üst aramasında cips paketi içine gizlenmiş 64.52 gram metamfetamin ve 67.33 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Konya'da sanayi sitesinden hırsızlık yaptığı belirlenen bir araç, sabah saatlerinde sanayide yine keşif yaptığı sırada yakalandı. O şüpheler yaşanan kovalamaca sonucu polis aracına çarptıktan sonra yakalandı. Konya'da hırsızlık şüphelileri kovalamacada polis aracına çarptıktan sonra yakalandı. Sanayi bölgesinde bir iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen pikap, sabah saatlerinde esnaf tarafından fark edilmesi üzerine polise bildirildi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, polisi gören araçtakiler dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçan araç bir süre sonra Adana çevre yoluna çıkarak ters yönden ilerledi. Trafiği de tehlikeye düşüren araç Karayiş Caddesi'ne döndü. Şüpheli araç cadde güzergahında tedbir alan bir polis otosuna çarptıktan sonra kaldırıma çarpıp durdu. Araçta bulunan iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evet değerli izleyenler, böyle vicdansızlık görülmedi. Aydın'da sağlık sorunu olan bir bebeğe destek olmak için il genelinde yardım kampanyası düzenledi. Yardım kampanyasına destek vermek isteyen bir esnafın dükkanında toplanan paralar müşteri gibi gelen bir şahıs tarafından çalındı. O anlar güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. Alışveriş yapma bahanesiyle yardım kutusunu alıp gittiler. Güvenlik kameraları bu defa vicdansızlığı görüntüledi. Aydın'da sağlık sorunu olan bir bebeğe destek olmak için il genelinde çeşitli kampanyalar düzenlendi. Valilik tarafından da izin verilen yardım kampanyası kapsamında bazı esnaflar da kampanyaya destek vermek için dükkanlarına yardım kutusu bıraktı. Efeler ilçesinde bulunan bir pastaneye gelen iki kişi alışveriş bahanesiyle girdikleri dükkandan yardım kutusunu çaldı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen hırsızlık anı görenleri şaşkına çevirdi. Konya'da hava sıcaklıklarının -11 dereceyi görmesiyle kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde avlanmaya çıkmak isteyen balıkçıların buzlar arasındaki ekmek mücadelesi zor şartlarda devam ediyor. Eşrefoğlu Köprüsü altındaki limanlara gelen bazı balıkçılar bir gün önce avladıkları ve gece teknede beklettikleri balıkları kasalarla kıyıya taşıyarak alıcılara teslim ediyor. Olumsuz hava koşullarına direnmeye çalışan bazı balıkçılarsa kıyıdaki buzları teknelerinin motor gücüyle ve kayıkları sağa sola sallayıp kırarak açıklara doğru çıkabiliyor. Bizim ellerimiz var ya bak, 15-20 dakika bir üşür soğukta, ondan sonra keçeleşir, darmaklarımızın ucu üzerine keçeleşir, soğuk üzerine hissetmeyeceğiz.
Balıkçılar, buzların her gün daha da kalınlaştığı göl yüzeyinde donun olmadığı açıklara doğru çıkabilmek için kendilerine buzlar arasında yol açmak amacıyla saatlerce mesai yapıyor. Bir balıkçı teknesinin kıyıda yürüttüğü bu zorlu mesai havadan da görüntülendi. Beyşehirli balıkçılar, soğuk havalar ve kıyılardaki buzlanma nedeniyle balıkçılığı ara verdiğini belirttiler. Dün gitmedik. Havalar biraz sıkıntılı. Mevsimlerden dolayı biraz yani balık çekildi. Yani yatışta. Şu an bugün herhalde balıkçılık yok mu? Bugün yok faaliyet. Neden yok? Yarın hava durumundan, havanın şartlarından. Ağlarımız buzun içinden çektik. Ot çok. Yani bayağı bir zorlanıyoruz yani. Öte yandan çocuklar naylon, tepsi ve leğenlerle kayarak beyaz örtünün keyfini çıkarıyor. Tarihi Frig Vadisi'nde bulunan Ayazini köyünde etkili olan kar yağışının ardından usta bir fotoğrafçı tarafından çekilen kar altındaki video sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı. Üç bin yıllık Frig Vadisi'nin adeta kalbinde yer alan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü Vali Gökmen Çiçek'in girişimleriyle ayağa kalkmıştı. Köylülerin de büyük destekleriyle kısa bir süre içerisinde turizme kazandırılan Ayazini köyü yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışının ardından 3000 yıllık tarihe sahip Ayazini köyü de karlar altında kaldı. Afyonkarahisar'da usta fotoğrafçı Çağrı Selek de bölgeye giderek kar altında kalan tarihi köyü fotoğraflayarak video çekti. Hazırladığı fotoğraf ve videolar Afyonkarahisar Valiliği sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan video binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Hazırlanan videoda Ayazini köyünde yer alan tarihi noktalar olduğu görüldü. Afyonkarahisar'la birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde kalan tarihi Frig Vadisi son yıllarda Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilen projelerle adından sıkça söz ettirerek gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bugün Kanal 3 çocukları ağırladı. Işıklar Balı Sultan İlköğretim Okulu öğrencileri, Mega Birlik Medya bünyesinde kurulan Kanal 3 televizyonuna ziyaret gerçekleştirdi. Miniklerin ziyareti geliyor ekranlarınıza. Fakat 40 kişiden aşırı yoğunluğum olacak. Onların için de diğer öğrencilerimize... Işıklar Balı Sultan İlköğretim Okulu öğrencileri Mega Birlik Medya bünyesinde kurulan Kanal 3 televizyonuna bugün bir ziyaret gerçekleştirdi. Okul yönetimi ve minikleri Kanal 3 Programlar Müdürü Hülya Kasnak karşıladı. Ben polis olmak istiyorum. Polis? Evet. Ben ziyaret kapsamında stüdyo ve rejiyi gezen minik öğrenciler meraklarını gizleyemeyerek Programlar Müdürü Hülya Kasnak'tan bilgiler aldılar. Burada şimdi biraz sonra bir program çekimi başlayacak. Biz bunları paket çekiyoruz. Biliyorsunuz bazıları canlı olur, bazıları paket olur. Paket çekilen programlardan bir tanesi Hakikatin İçinden programı. Müftülüğümüz düzenliyor. Ziyarette konuşan Işıklar Balı Sultan İlköğretim Okulu Kurucu Müdürü Abdullah Baydur, Kanal 3'e teşekkür etti. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Farkındalık oluşturmak amacıyla okulumuzda yapılan etkinliklere ve çocuklarımıza hep ana haber bültenlerinizde misafir ettiniz. Biz de hem bir teşekkür babında hem de Afyonumuzun gür sesi olmanın sasabıyla çocuklarımızla size ziyaret etmek istedik. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz. Eli boş gelmeyen minikler hediyelerini takdim ettikten sonra pasta kesimi gerçekleştirildi. Ziyaret fotoğraf çekimiyle sona erdi. Çocuklar şimdi benim göz kapalı çıkar falan. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Sırada spor haberlerimiz var. Yarın yine aynı saatte dek mutlu kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar.
İNG Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor bundan sonraki yoluna yeni bir yönetim, yeni bir teknik ekip ve yeni bir kadro ile devam edecek. Haftalardır alınan farklı yenilgiler sonunda alt sıralardan kurtulabilmek için kolları sıvayan HDI Sigorta Afyon Belediyespor Kulübü'nde yeni bir yönetim oluşması için son aşamaya gelindiği öğrenildi. Afyon Belediyespor Kulübü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada kulübümüzün devir işlemleri devam etmektedir. Bu süreçte FIFA yasağının kaldırılmasına ve yeni transferlere öncelik verilmiştir. Geçmişe ait tüm borçlar ve sorunlar hukuki sürecin tamamlanmasıyla beraber çözülecektir ifadelerine yer verildi. Bu arada HDI Sigorta Afyon Belediyespor basketbol takımının baş antrenörü Serhat Şehit ile yollarını ayırdığı ve bu göreve Korhan Aydan Arağ'ın getirildiği haberi de yine sosyal medya hesabından duyuruldu. Yeni yönetimin bazı oyuncularla anlaşma sağladıkları ve lisans işlemleri için çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi. HDI Sigorta Afyon Belediyespor Kulübü'nün birkaç gün içerisinde yeni kulüp başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve transfer edilen oyuncularla ilgili bir açıklama yapmaları bekleniyor. Van Atatürk Stadı'nda 22 Ocak Cumartesi günü oynanması gereken Silah Taroğlu Van Spor, Afşat Afyon Spor karşılaşması TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Geçtiğimiz hafta evinde kaybeden Afşat Afyon Spor, bu hafta deplasmanda Silah Taroğlu Van Spor'la mücadele edecekti. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle Silah Taroğlu Van Spor'la Afşat Afyon Spor arasında oynanması gereken 21. hafta karşılaşması olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21. haftanın diğer karşılaşmaları ise daha önce belirlenen program doğrultusunda oynanacak. Bu arada Van Spor'la yapacağı karşılaşmanın ertelenmesi üzerine mor beyazlı futbolcuların antrenmanlarına devam edecekleri ve 26 Ocak Çarşamba günü Soma Spor'la yapacakları maça hazırlanacakları bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 1461 Trabzon Futbol Kulübü, daha önce Afşat Afyonspor'u da çalıştıran teknik direktör Yusuf Şimşek'le sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. 1461 Trabzon FK tesislerinde Başkan Celil Hekimoğlu'nun da yer aldığı imza töreninde Yusuf Şimşek kendisini sezon sonuna kadar Trabzon ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı. Başkan Celil Hekimoğlu, Yusuf Şimşek'in kulübüne hayırlı olmasını dilerken kendisine güvendiğimiz için bu göreve layık gördük. Başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah sezon sonunda bizi şampiyonluğa taşıyacaktır. Hayırlı olsun dedi. Teknik direktör Yusuf Şimşek ise kendisini bu göreve layık gören Başkan Celil Hekimoğlu ve yönetimine teşekkür ederken 1461 Trabzon FK'ya şampiyonluk hedefi olduğu için geldim. Bu takımı inşallah hep birlikte sezon sonu şampiyonluğa ulaştıracağız. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yapacağız ifadelerini kullandı. Teknik direktör Yusuf Şimşek'in ekibi de belli oldu. Şimşek'in ekibinde yardımcı antrenör Şaban Özdeş, yardımcı antrenör Yaşar Işık, yardımcı antrenör Engin Çatır, kaleci antrenörü Mustafa Okal ve atletik performans antrenörü Ahmet Çeltikçi görev yapacak. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, kurumsal yapının geliştirilmesini çok önemsediklerini söyledi. Federasyon Başkanı Uğuz, Türk karatesinin geleceğine yönelik çalışma ve hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunarak kendi felsefesinin çok iyi olanı yapmak olduğunu dile getirdi. Benim felsefem şudur, iyi olan bir şey varsa çok iyi yapmamız lazım, çok iyi bir şey varsa mükemmel yapmamız lazım, mükemmel bir şey varsa da onu korumamız gerekiyor. Biz de devraldığımız yönetimde karateye adanmış bir hayattı. Bizler de bu çıtayı en yukarıya taşımamız lazım, bunun sorumluluğuyla birlikte çalışmalarımızı da bu yönde devam ettiriyoruz. Federasyonun genel kurulunda yeniden başkan seçildiğini anımsatan Uğuz, yeni dönemde en çok altyapıya ile kulüplere destek vereceklerini dile getirdi. Karateyi
hali hazırda bizim dojo dediğimiz kulüplerimiz sırtlamış durumda ve maalesef müessese kulüpleri olmayan bu dojolarımız ciddi ekonomik sıkıntılar içinde. Bizim de amacımız kulüplerimizin bu ekonomik sıkıntısını gidermek. Tabii ki bunu yaparken de onlara balık vermek değil, balık tutmayı öğretmemiz lazım. Uğur seçim öncesi vaat ettikleri birçok icraatı gerçekleştireceklerini belirterek şunları söyledi. Gelirlerini arttırmamız ve federasyona olan mali yüklerini de azaltmamız lazım diye düşünüyorduk. İlk geldiğimiz bir ay içinde de öncelikle antrenörlerin vize ücretlerini söz verdiğimiz gibi kaldırarak, hakem vize ücretlerini söz verdiğimiz gibi kaldırarak ve onları daha çok sporcu yetiştirmeye teşvik edecek bir şekilde önümüzdeki yıllardaki ekonomik güçlerini de arttıracak şekilde işlemler yaptık. Şampiyonluk için yola çıktık. Afyon bekle bizi. 1994 yılında resmi kuruluşu gerçekleştirilen fakat amatörlüklerde bugüne kadar yer almayan Sultanahspor, ilçe kaymakamı ve belediye başkanının destekleriyle amatörlükte mücadele vermeye başlayacak. Sultanahspor Kulübü'nde oynamaktan öncelikle çok mutluyuz. Biz zaten gençler olarak yıllardır böyle bir şey bekliyorduk. Kulüp başkanı Halis Gencer yönetiminde futbolcu seçmelerinin ardından antrenmanlara start veren takım Mart ayında başlayacak olan bölgesel amatörlükte mücadele verecek. Sultanahspor olarak 50'ye yakın arkadaşlarımızla birleşip toplandık ve güçlü geliyoruz. Bekle bizi Afyon. 50'ye yakın futbolcunun yer aldığı takım kadrosunda gençlerin yer alması dikkat çekerken antrenmanı ziyaret eden ilçe kaymakamı Murat Demirbilek, belediye başkanı Mehmet Aldırmaz ve kulüp başkanı Halis Gencer Kanal 3 mikrofonlarına Sultanahspor hakkında bilgiler aktardı. Sultanahspor çok geçmişe sahip bir kulübümüz. Yıllarca burada amatör spor kulüpleri anlamında çok önemli başarıları imza atmış. Sultanahspor futbol kültürü anlamında bir tarihe, bir birikime sahip ilçemiz. Bizim amacımız Sultandağ'da var olan bu tarihi geçmişi tekrar canlandırmak ama en önemli amacımız gençlerimizi, çocuklarımızı sporla iştigal edecek, kötü alışkanlıklardan koruyacak bir pozisyona getirmek. Bu anlamda biz bunu sosyal yönünü çok daha önemsiyoruz. İnşallah Sultanahspor Spor Kulübü olarak bu sene amatörlükte yer alacağız. Başarılı olacağımıza da yürekten inanıyorum. Bütün ilçemizden de destek bekliyoruz. Desteklerimizi, gençlerimizi teşvik etmek, onlara manevi anlamda destek vermek, motivasyon sağlamak gibi beklentilerimiz var. Umarız amatörlükte Sultanahspor olarak başarı sağlamak istiyoruz. İnşallah amatör kümede Sultanahspor'u istenilen yere getireceğiz. Futbolcularımız azimli, hırslı. Sultanahspor halkı bu işe hevesli. Sayın Kaymakam'ın, Sayın Belediye Başkanı'nın önderliğinde inşallah daha da başarılı olacağız. Antrenmanlarda futbolcuların istekli ve hırslı olmaları dikkat çekti. Bütün Sultanahspor halkına öncelikle hayırlı olsun. Burada yaklaşık 50'ye yakın arkadaşımızla ellerimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız. Sultanahspor, Mart ayında başlayacak müsabakalara aralıksız hazırlanıyor. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.